Uzun bacaklı örümceğin oldukça kötü bir ünü var. Nedense birileri dünyadaki tüm örümcekler arasında uzun bacaklı örümceğin en zehirli tür olduğuna dair bir söylenti çıkarmış. Buna göre 45 bin örümcek türü arasında uzun bacaklı örümcek potansiyel olarak en tehlikeliler listesinin başında yer alıyordu. İnsanlara karşı en tehdit edici zehre sahip olan bu böcek bu yüzden gayet meşhur oldu. Ancak bu örümceğin dişlerinin insan derisine nüfuz edemeyecek kadar küçük olduğu anlaşıldı. Bu yüzden onun bu inanılmaz özelliği işe yaramaz olarak kabul edildi. Hiç kullanamayacağınız bir süper gücünüz olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ne yazık ki bu sözde gerçek, uzun zaman önce kulaktan dolma bilgilerle dünyaya yayıldı ve hiç de doğru olmayan bu bilgi böceğe yapışıp kaldı. Uzun bacaklı örümcekler bütün dünyada tanınır. Ancak Araneomorph ailesinin bir üyesi olan bu türün asıl adı Falcida'dır. Falcidae cinsi aslında 1800 civarı farklı türden oluşur. Hepsi farklı boyutta ve çeşitli olup çoğunun gövdesi küçüktür. Ayrıca bariz derecede birbirlerininkine benzeyen uzun yaylı bacakları vardır. Antarktika hariç dünyanın her kıtasında bulunurlar. Ancak gezegenin hangi bölgesinden olduklarına bakılmaksızın hepsinin aynı sözde etkileyici bir zehri vardır. Gerçi onu kullanabilecek dişleri yoktur. Zehrinin bu kadar güçlü olarak tanınmasının ardındaki hikayenin kökeni ise aslında diğer daha tehlikeli örümcekleri ortadan kaldırmak için kullandıkları ve tüm dünyaya kötü olarak nam saldıkları yeteneklerine dayanmaktadır. İnsanları tehdit ettiği bilinen diğer örümcekler, uzun bacaklı örümceklerle bölgesel hakimiyet için yarışa girmiş ama kaybetmiştir. Bu tür, kızıl sırtlıları ve kara dulları, hatta avcı diye anılan daha büyük örümcekleri bile alt etmiştir. Bu sayede bu gülünç örümcek tartışmasız olarak dünya şampiyonu olmuştur. Kuzey yarımküreden güneye, Avustralya'dan Kuzey Amerika'ya kadar, hatta Afrika'da, Asya'da ve tüm Avrupa'da bile bu başarısını sürdürmüştür. Uzun bacaklılar diğer her türe meydan okumuş ve bu zehirli örümcekleri dünyanın her yerindeki evlerden def etmiştir. Hiçbir rakip onlarla boy ölçüşemediği için itibarı artmış ve bu yüzden örümcekler arasında en güçlü zehre sahip olması gerektiği düşünülmüştür. Efsane bu haliyle kalmış, gerçeklerse rüzgarda sallanan örümcek ağları gibi göz ardı edilmiştir. Halbuki bu türün zehri inanılmaz derecede etkisizdir. Hatta o kadar etkisizdir ki hiçbir işe yaramamaktadır. Bu zehrin daha zehirli örümcekler üzerinde çok az etkisi vardır ve sadece daha küçük böcekleri avlarken işe yarar. Ancak bu türün örümcek dünyasında kendisine meydan okuyanların hepsini yenmesini sağlayan şey, düşmanının üstüne zıplayıp onunla beceriksizce güreşmeye çalışmak yerine daha etkileyici bir yol izlemesiydi. Uzun bacaklı örümcek kendisini dikkatle muhtemel bir zarardan sakınırken ördüğü ağı belli bir mesafeden rakiplerinin üstüne fırlatır. Sonra durum güvenli hale geldiğinde rakibini tamamen aciz bırakana kadar ağ ile sarmalar. Üstelik bu ağın herhangi bir yapışkan özelliği de yoktur. Bu yüzden başka bir örümcekle savaştığı zaman genellikle onu kendi yapışkan ağının içinde yuvarlar. Kısacası uzun bacaklılar örümcek dünyasının kovboylarıdır. Evlerdeki tüm tehlikeli örümcekleri ve diğer tüm sinir bozucu böcekleri sakince kementle avlar ve ortadan kaldırır. Bu özverili yardımları için bizim gösterdiğimiz tek minnettarlıksa sözde hiçbir işe yaramadıklarını söyleyen şehir efsaneleri yüzünden onları elektrikli süpürgeyle hızlı bir şekilde vakumlamaktır. İnsanlara karşı pasif oldukları için onları evlerimizden yok etmemiz aslında uzun bacaklıların en büyük talihsizliğidir. Bu tür banyo veya bodrum gibi bol nemli, karanlık ve serin yerlerde yaşar. Ayrıca avcı bir tür oldukları için yalnızca sürekli besin bulabilecekleri bir yerde yaşamayı tercih ederler. Yani onları evinizde görmüş olmanız, evinizin daha göze çarpmayan yerlerinde yaşayan çok daha fazla böcek türü olduğunun iyi bir göstergesidir. Ulaşılması zor yerlerin altında daha fazla böcek olduğunu anlamanıza rağmen uzun bacaklıları ortadan kaldırmaksa gerçek bir böcek yok edicisini yok ettiğiniz anlamına gelir. Uzun bacaklılar dışında hem hizmeti için sizden hiçbir ücret talep etmeyen hem de elektrikli süpürgenizden çok daha verimli şekilde çalışan bir böcek avcısı bulamazsınız. Uzun bacaklılar evinizde sadece uzun süredir ikamet eden böcekleri değil, saklanıp kuluçkaya yatan ve kısa bir süre sonra yumurtadan çıkmaya hazırlanan yüzlerce yumurtayı da ortadan kaldırır. Evet, insanların uyurken yılda ortalama 10 tane örümcek yuttuğu efsanesi yüzünden onların geceleri sessiz sessiz hareket ediyor oluşunu biraz endişe edici geçici bulabilirsiniz. Ancak insanlara herhangi bir zarar vermedikleri için özellikle boyut farkı göz önüne alındığında bu türden endişelenmenize hiç gerek yoktur. Avcı hayvanlar genellikle başarılı bir şekilde alt edemeyecekleri hiçbir şeye saldırmaz. Buysa kendilerinden çok daha büyük bir şeye saldırmayacakları anlamına gelir. İnsanların belki onlardan 1 milyon kat daha büyük olduğu düşünüldüğünde o sırada uyuyor olsak bile herhangi bir örümcek böyle bir risk almayacaktır. Zira uyurken örümcek yediğimiz efsanesi de doğru değildir. Çünkü bir örümceğin bir insanın etrafında avlayabileceği hiçbir şey yoktur. Bol etli, guruldayan bir dağ, akşam yemeğini bulmaya çalışan bir örümcek için olması gereken son yerdir. Ancak örümceklerden korkuyorsanız ve yeterince cesursanız, bir parça kağıt yardımıyla bu uzun bacaklıyı dikkatlice boş bir kavanoza alabilir ve arka bahçenize bırakabilirsiniz. Zaten bu böcekler bahçenizi diğer böceklerden korumaktan ve ağaç kabuklarında veya kayaların altında yaşamaktan çok daha mutlu olacaktır. Temel olarak 3 tane uzun bacaklı türü var. Örümcek olan uzun bacaklılar, çayır sinekleri ve örümceklerden çok akreplerle akrabalı olan ot biçenler. Ot biçenler, benzer özellikleri paylaşan, dünyanın aynı bölgelerinde yaşayan ve hatta aynı yanlış bilgilerle tanınan örümcek akrabaları yüzünden kafa karışıklığına sebep olan bir türdür. Özellikle dünyanın en zehirli örümceği olduklarına dair şehir efsanesi yanlış bilgilerin başında gelmektedir. Bu türün zehir bezleri olmadığı gibi aynı zamanda dişleri de yoktur. Sadece bir şeyleri tutmasını sağlayan pençeleri vardır. Bu fiziksel özelliklerinden dolayı avları küçük böceklerle sınırlıdır. Yedikleri şeylerin arasında böcekler de olmasına rağmen aslında hem otobur hem de etoburdurlar. Yani böceklerin yanı sıra bitkiler ve mantarlarla beslenirler. Buysa evinizin bodrumunda mantar yetiştirmiyorsanız ot biçenleri çoğunlukla açık havada takılırken göreceğiniz anlamına gelir. Ana savunma taktikleri ilk olarak tespit edilmemeye çalışmaktır. Bunun yanı sıra hareketsiz kalıp kendilerini yeşillikte kamufle etmek ve bazen üstlerine toz toprak yığmaktır. Bazı türleri avcıları savuşturmak için parlak renklerde olur. Diğerleri ise kafa karışıklığı yaratarak av olmaktan kurtulmak için diğer böceklere benzer bir görünüme sahiptir. Vahşi doğada hiç saldırgan olmadıklarından muhtemel bir kavgayı önlemek için çok sayıda ikinci derece savunma yöntemleri vardır. Bu böcek uzun bacaklarını geri çekerek veya ileri uzatarak kendisini cansız ve dolayısıyla da saldırmaya değmez bir şey gibi gösterebilir. Ayrıca kafa karıştırmak amacıyla minik bedenlerini sürekli hareket ettirerek aşağı yukarı sallanabilirler. Bunu tek başlarına yaptıkları gibi çok büyük gruplar halinde yaşadıkları için kendilerini tehdit altında hissettikleri zaman toplu olarak da yapabilirler. Görünüşte tuhaf olsa da uzun bacakları sahip olabilecekleri en iyi özelliklerdendir. Bu bacaklar sayesinde kendilerini savunacak şekilde dans etmenin yanı sıra engelleri kolaylıkla aşarak çok etkili bir şekilde rakiplerinden kaçabilirler. Normalde gruplar halindeyken hepsi farklı yönlere dağılır. Yırtıcıları uzak tutmak için en iyi savunmaları, lezzetli bir yemek olmayacaklarının anlaşılmasını sağlayan ve koku kalkanı olarak kullandıkları koku bezleridir. Herhangi bir örümceği fiziksel olarak yenemeseler de koku bezleri sayesinde kurt örümceği gibi en acımasız örümcek avcılarından bile kaçabildikleri bilinmektedir. Avcıları caydırmanın bir diğer etkili yoluysa sessizce başka bir böcek gibi davrandıkları ve muhtemelen diğer örümcek türleri gibi görünmeye çalıştıkları taklit yeteneğidir. Bu savunma taktiği muhtemelen uzun bacaklı örümcek türleri arasında kafa karışıklığına sebep olmaktadır. Çayır sineği, uzun bacaklı örümcekleri temsil eden 3 türün sonuncusudur. Bu böcek dev bir sivrisineği andırır ve bataklıklar, nehirler ve göller gibi benzer yerlerde yaşar. Türdaşlarının kendine has özelliklerine sahip olan bu böcek, uzun sarkık bacaklarıyla uçma konusunda çok kötü olduğu bilinen bir türdür. Bu böceğin uzuvlarının çok büyük olması sebebiyle uçarken havada sallanması, uçuşunu sürdürmekte zorlanıyormuş gibi görünmesine sebep olur. Çayır sineklerinin larvaları çok dayanıklı dişlerileri nedeniyle deri ceketliler olarak da bilinir. Bu larvalar organik maddeleri işledikleri ve mikrobiyal aktiviteyi artırdıkları için toprak ekosisteminde çok önemlidir. Peki neden bu böceklere sadece uzun bacaklı örümcek deniyor? Bu ismin verilmesinin herhangi bir bilimsel dayanağı yok. Çayır sineklerinden 1744 yılındaki bazı kaynaklarda uzun bacaklı olarak bahsedilmişti. Ancak uzun bacaklı terimi 19. yüzyılın başlarında boyu herkesten çok daha uzun olan kişilere verilen bir takma isim haline geldi. İster uzun boylu insanlar için, isterse de uzun bacaklı sinekler için uydurulmuş olsun, bu isim zaman geçtikçe benzer fiziksel özelliklere sahip, yani küçük gövdeli ve uzun bacaklı olan diğer tüm böcekler ve örümcekler için de kullanılmaya başlandı. Neden mi? Sanırım böylesi çok daha kolaydı.